Evet sevgili izleyiciler, bugün sizlerle yine bir videoda birlikteyiz. Bugün videomuzun konusu Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaklaşmakta olan Kurultay öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde yaşanan önemli bir hareketlilik, önemli bir gelişme. Bu videomuzda sizlerle işte bu sıcak gelişmeyi paylaşacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki aylarda ertelenmişti biliyorsunuz kurultay Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve bu kurultayın önümüzdeki aylarda toplanacağı açıklandı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ve tabii ki bu açıklamayla beraber de yeniden Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir hareketlilik başladı. Tabii ki en önemli merak edilen konu başlığı ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına herhangi başka bir adayın çıkıp çıkmayacağı konusuydu. Bu konuyla alakalı pek çok spekülasyon bugüne kadar gerçekleştirildi. Bugün yeni bir haber olarak ise Muharrem İnce'nin yapmış olduğu açıklamalar gündeme yine damgasını vurdu CHP açısından. Çünkü Muharrem İnce bu kurultayda aday olacağını açıkladı. Bunun sinyallerini verdi. Ancak sizlerle bugün bizim videomuzda paylaşacağımız konu pek de Muharrem İnce ile alakalı değil. Hatta Muharrem İnce'nin pek de hoşuna gitmeyecek bazı gelişmelerden bahsedeceğiz sizlere. Geçtiğimiz aylarda bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi il başkanları biliyorsunuz gerçekleştirilen il başkanları toplantısından sonra kendi aralarında bir bölüm il başkanı bazı toplantılar gerçekleştirmeye başladılar efendim. Ve bu toplantılardan sonra bu toplantılara katılan il başkanlarının sayısı 25'e kadar ulaştı. Evet, içlerinde önemli illerin başkanları var. Bursa gibi, Antalya gibi, Mersin gibi önemli illerin il başkanlarının olduğu bir gruptan bahsediyoruz. Tabii ki bu illerin önemi şuradan kaynaklanıyor. Bahsettiğimiz iller büyük iller ve bu illerin delege sayıları da Kurultay delegesi sayısı da pek de küçümsenmeyecek ölçüde. İşte bu 25 il başkanı bir araya gelip birkaç seri toplantı gerçekleştirdikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na bir adeta ultimatum veriyor efendim. Evet, bu ultimatum şu şekilde, yani bir rest çekme durumu var. Ve bu il başkanları parti içerisinde özellikle uygulanmakta olan merkez sağa açılarak partinin sol değerlerinden kopup merkez sağa açılıp genişleme stratejisiyle daha çok kitleden oy alınabileceği yönündeki Kemal Kılıçdaroğlu'nun politikalarının başarısızlığa uğradığını, partinin uzun zamandır bu stratejiyi denese de bu stratejiyle gidilen seçimlerden de mağlup çıktığını ve çözümün bu olmadığının gayet açık ve net biçimde artık gözüktüğünü ifade ediyorlar. İşte bu 25 il başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleştirdiler. Kendi aralarından belirledikleri sözcüler vasıtasıyla ve şunu ifade ettiler. Biz genel başkan olarak size desteğimizi sunacağız. Ancak bu noktada genel başkanla, yani genel başkanlık pozisyonuyla alakalı, sizinle alakalı birebir bir sıkıntımız yok. Ancak şartlarımız var dediler. Gerçekten önemli şartlar öne sürdüler. Bir kere öncelikle bu isimler parti meclisinin ve MYK'nın çok ciddi bir değişime gitmesini istiyor bu il başkanları. Ve bu yapılacak olan değişimde özellikle parti meclisinde sağdan gelen, merkez sağdan gelen isimlerin yer almamasını istiyorlar. Merkez sağdan işte gelen Bülent Kuşoğlu gibi, merkez sağdan gelen Mehmet Bekaroğlu gibi isimlerin artık parti meclisinde kendisine yer bulmasından rahatsız bu il başkanları. Öncelikle bu isteklerini dile getirdiler. İkinci istekleri ise altını ısrarla çizdikleri nokta Oğuz Kağan Salıcı ve ekibinin partiye çok ciddi bir zarar verdiğini ve bu noktada hem Oğuz Kağan Salıcı hem de
parti kadrolarında etkin olan ekibinin de yeni PM'de ve MYK'da yer almasını istemediklerini ifade ederek şartlarını Kemal Kılıçdaroğlu'na sundular. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmede verdiği cevabın efendim özellikle parti meclisinde kendisinin de bir değişiklik yapmayı düşündüğü, ancak özellikle MYK'da bir takım kişileri koruması altında tutmaya devam etmesi gerektiğini ifade ettiği şeklinde olduğu söyleniyor. Yani işte Özgür Özel gibi, Engin Özkoç gibi isimlerin biliyorsunuz efendim fezlekeleri, dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke gönderilecek. Yani haklarına soruşturma açılıyor. İşte bunların koruması altında kalabilmesi için işte MYK'da bu isimlerle yola devam etmesi gerektiğini, bazı isimleri bu dengelerden dolayı yerinde tutması gerektiğini ifade ediyor Sayın Kılıçdaroğlu bu isimlere. Ancak genel olarak CHP parti meclisinde önemli bir değişikliğe gideceğini de ifade ettiğini CHP'ye yakın kaynaklardan efendim edindiğimiz bilgiler ışığında burada size iletelim. Ha tabii Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar bu sözü tutabilir? Ne kadar parti içerisindeki dengeler buna müsaade eder? Acaba sadece il başkanlarını şu an için en azından yatıştırmak adına mı bu sözleri sarf etmiştir? Orasını bilemeyiz. Ancak şu anda yaşanan bir gerginlik olduğu net. Bu il başkanlarının Kemal Kılıçdaroğlu'nun alacağı tavra göre kurultaydaki listede, anahtar listeye baktıklarında eğer kendi istedikleri şekilde bir parti meclisi çıkmaz ise takınacakları tavrın kurultayı Kemal Kılıçdaroğlu açısından sıkıntılı bir hale sokabileceği ifade ediliyor. Öte yandan az önce videomuzun başında şunu söylemiştik. Bu il başkanlarının aslında bir araya gelmesi Muharrem İnce'nin de çok işine gelen bir durum değil demiştik. Çünkü bu il başkanlarının pek çoğu geçmişte aslında Muharrem İnce'ye oy vermiş olan il başkanları, bu 25 il başkanı ve tabii il başkanları derken sadece 25 oydan bahsetmiyoruz. Her bir ilin işte 10'ar tane, işte 20'şer tane büyüklüğüne göre delegesi var. Böyle hesaplamak gerekiyor. Şimdi bu il başkanları eğer parti meclisi ve MYK'daki değişiklik kabul edilirse, değişiklik talepleri kabul edilirse Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini devam ettireceklerini Kemal Kılıçdaroğlu'na da efendim belirtmiş durumdalar. Bu açıdan da baktığınız zaman aslında adaylık açıklamasını yapan, aday olacağını bugün itibariyle ifade etmiş olan Muharrem İnce açısından hiç de olumlu bir haber değil. Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu eğer zaten bu il başkanlarının istediği şekilde bir parti meclisi ve MYK listesi, daha doğrusu PM listesiyle çıkarsa, çünkü MYK onların içinden seçilecek, PM listesiyle çıkarsa efendim bu il başkanlarının da desteğini almış olacak. Haliyle Muharrem İnce'nin aslında doğal tabanından, potansiyel tabanından gelmesi muhtemel. Delege oyları da gelmeyecek. Evet efendim, CHP içerisinde son derece hareketli günler var. Kurultay yaklaştıkça bu hareketliliğin daha da artması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde, hemen onu da ilave ederek videomuzun sonuna gelelim. Önümüzdeki günlerde Ankara'da bir muhalifler toplantısı gerçekleşecek. Özellikle Fikri Sağlar'ın başını çektiği bir muhalif grubunda Ankara'da pek çok muhalif grubu bir araya getirerek ortak bir parti meclisi listesi üzerinde çalışacakları, yine CHP'de güvenilir kaynaklardan edindiğimiz, CHP kulislerinden edindiğimiz bilgiler. Bunu da videomuzun efendim sonuna eklemiş olalım. Kanalımızı takip ediyorsanız lütfen, abone olmadıysanız efendim abone olmayı iletmeyiniz. Bu videoların devamlı gelmesini istiyorsanız yine katıl butonuna tıklayarak bize destekçi olabilirsiniz. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere efendim. Sağlıklı kalın, mutlu kalın ve mutlu olun, mutlu kalın.